Doğru ya. Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm. Hayırlı günler. Bugün iki tane olay yaşıyoruz. Bir tanesi efendim Ercan Yıkılmaz kardeşimizin annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun defin işlerini yaptık ve mezarlıktan Cengiz de tabii ki evden çıkmıyordu. Fakat kardeşimizin annesinin cenaze töreni için evden çıktı. Orada çıkınca efendim mezarlıktan da derneğe getirdim. Hem bu vesile Cengiz'le sizinle sohbet etmek istiyorum. Şimdi evet şeyden geldik. Dedeyle beraber dede de evet mezarlıktaydı. Evet dedemiz de burada. Kuşların başına geldik. Hem de biraz efendim sizinle muhabbet edelim diye videoyu açtım. Cengiz'im hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın? Eyvallah hocam, sağ olun. Ya Allah razı olsun hocam. Aa, bak daha iyiyiz, yok çok şükür. Yani bir iki operasyonu da getirdik ama yapmadık diyorum da bir senedir. Yani diyorum hem arkadaşlardan, yani diyorum hem kuşlardan, yok hem sizden ayrı kaldık. Ya herkese çok selam olsun. Daha iyiye gidiyor hocam çok şükür ya, bu sayenizde. Nasip yani, estağfurullah. Nasip olursa Cengiz'im ne zaman sahalara dönüyorsun? Ya hocam yaklaşık işte son kontrolde dedi doktor ya bir ay falan dedi işte. Ya onun da zaten tam 10 günü gitti işte. Ne bileyim yani bayramdan sonra. Evet. İnşallah bayram gelip gitmeye başlar. Evet bayramdan sonra. Çünkü bir de efendim kendi efendim kuş uçuracağı mekanı görsün diye. Şimdi evet. Bu arada tabii dede bakıyordu, siz biliyorsunuz dede kuşlarla ilgileniyordu. Kuşların efendim keyifleri gayet yerinde. Uçacak yavrular şey yaptı. Şimdi nasip olursa Cengiz'le bunları eşe atacağız. Burada bu sene 10 çift kuşu eşleyeceğiz. Onları direkt ben eşleme kümeslerine götüreceğim. Burada sadece uçacak kuşlar kalacak ve bu kümesin içinin bölünme işlemi yapılıyor. Uçacak kuşlar. Bir de şurada uçum kümesi yapılacak şu noktaya. Şu noktaya bir uçum kümesi yaptırıyorum. İnşallah o da yakında hazır olduğunda tamamen Cengiz kuş uçurmaya başlayacak burada. Sevgili arkadaşlar, inşallah o günde detaylı olarak Cengiz'le paylaşırız beraber ne yaptığımızı, İnşallah ne ettiğimizi. Hocam. Peki Cengiz, millet özledi seni. Çoktandır görmüyor. Şöyle söyleyeyim, ben de çok özledim de işte bu sağlık sağlık problemleri hiçbir şeye benzemiyor hocam. Yani yaklaşık bir sene oldu işte hocam. Yani ne bileyim evet. Tam yani diyeceğim abi yani tam 11 ay. Hocam biliyorsun hep şeker illeti çeylerimize vurdumuştu diyorum hocam tam hocam diyeceğim tam ayaklarımıza vurmuştu. Ya o da işte tam abi yaklaşık hep iki tane diyorum şey getirdik hep operasyon. Ya iki tane diyorum ne bileyim yani iki tane ne bileyim parmağımız alındı. Ya ama daha iyiyim çok şükür. Yani bin şükür. Ne bileyim. Sigarayı yani, bıraktın değil mi Cengiz? Tabii hocam ya artık. Pasta masta da yemiyorsun. Yiyoruz da hocam bazen. Yeme. Kaçamak yapıyoruz ya. Yeme. Ya ama iyiyim çok şükür hocam ya. Ama yani şeker hani zaten sürekli şey yapıyorsun. Buraları da çok özledik. Biz de seni çok özledik Cengiz. Yok, sağ olun hocam, Allah razı olsun. Cengiz tabi kuşçularla muhabbet olunca mutlaka kuşlarla ilgili bilgi vermek gerekir. Peki sana bir soru soracağım Cengiz'im. Bu kuşları yıllardır seninle istişare ederek eşliyoruz. Kuş eşlemelerinde neye dikkat edilmesi gerekiyor? Ya abi hani bunları daha önce de sizinle diyorum çok konuştuk da. Yani hocam bir kere diyorum hani havada diyorum hani ne bileyim havada diyorum ne bileyim hep gördüklerimizi yani birbirleriyle hani o senelerdir diyorum hani hep eş etmeye çalıştık. Ve de diyorum yani başarı sebebimiz de o yani. Ha işte bunun bilmeme tüyü şöyleymiş. Yok bu çok kalınmış. İyi bundan yavru oynamazmış falan. Ya hocam daha önce de biliyorsunuz biz yani ne bileyim hani ne bileyim hani çok kalın dediklerimiz kuşlardan diyorum ne kuşlar oynattık kazdı. Yani onu diyorum hep havada diyorum yaparak diyorum hep çiftlemeye çalıştık diyorum hani ne bileyim hani ne, ya ne bileyim hani şeyde diyorum hani diyorum hani havada diyorum görerek eşledik. Yani bundan sonra da yine diyorum hep havada diyorum da görerek eşledik. Kuşlar da uçacağım diyor Cengiz. Ya hocam işte buraya bir yavru kümesi yaptıktan sonra
Yok yani, yapılıyor. Evet. Onun şimdi inşası başladı. Öyle uçuk kümesi sana özel dört gözlü. Dört gözlü uçuk kümesi yapılıyor. Tamam hocam işte yavru kümesiyle. İşte ondan sonra biraz da diyorum artık yani şeyimizin de sayısı da biraz diyorum çoğalmış kuşlarımız. Yani diyorum yine diyorum yani diyorum şeylerin içinden de yani ne bilmek göndereceğimiz de şey kuşlar olacak şey bunların içinden. Sen gel Cengiz bir ay sonra hangilerini ayıracaksan ayır tamam göndereceğim. Hocam. Buradan videoya çekeceğim. Tamam hocam. Diyeceğim ki kardeşim bu kuşları Cengiz efendim ayırdı. İsteyen Cengiz'le irtibata geçsin diyeceğim. Ya aynen hocam. Ondan yani sonra göndereceklerimizi göndeririz. Yani sen, çok fazlalaşmış yine kuşlarımız o bilinçsiz bir şekilde. Yani şey yapmış yok yani derken o bilinçsiz yani şey derken yok yani şöyle söyleyeyim. Yani yine aynı kuşlarımız. Yani ama yani diyorum yani fakat diyorum ne bileyim kontrolsüz çoğalmışlar. Evet. Ya onların içinden elden çıkaracaklarımız olacak. Daha sonra yine arkadaşlarla paylaşımlar yaparız. Çünkü Cengiz hocam. Yani biliyorsun bazıları nasıl olduysa çok çoğaldı. Bazı kanlardan çoğaldı. Bazıları çoğalmadı. Yani bazıları ketum kaldı. Şimdi ya onun için şey yapacağız. Ya hocam ben eşit miktarda oluşturacağız. Aynen abi. Kendimizi abi ya 8-10 takımdamızı bıraktığımız zaman yani biz onlarla daha iyi bir yol alacağımıza ben inanıyorum. Yani yine çoğalmış kuşlarımız. Hani bugün gördüm gerçi diyorum tabii bir sene sonra ama yani hocam bir de sen anlatırsın bana şu diyorum hani şu yavru bundan çıktı bu yavru bundan çıktı. Evet onların hepsini sana detaylı bilgi veririm Cengiz. Ondan sonra bir istişare edelim güzelce eşleyelim. Peki Cengiz bu kuşları yıllardır uçuruyorsun. Biraz evvel bir mesele konuştuk. Bir tane kuşumuz kümesi yukarıdan aşağı alınca kuş tez etti. Geldi oraya kondu ama sonunda kaybettik. Bu kuşların yer hakimiyeti derken kendi kümesleriyle ilgili yıllardır beslediğimiz kuşlar, yıllardır seyislik yaptım. Bunların yer hakimiyeti nasıl bu kuşların, bizim elimizdeki bu beslediğimiz kuşların? Abi zaten kuşlarımızdaki yer hakimiyeti olayı şey olmasaydı bu kuşları bu kadar diyorum şey çoğaltamazdık ki hocam. Yani bir de biz biliyorsunuz hep gazdayken de bütün yavruları diyorum hep uçururduk. Evet. Ya ne bileyim hep millet gibi işte bunu havada gördük hadi bunun kanadını keselim hadi bunun şey damızı tutalım diye bir şey yapmadık biz. Yani diyorum hani diyeceğim hani biz yani ne bileyim hani yok hani ne bileyim hani havada diyorum hep gördüklerimizi diyorum hani şey yaptık hep esledik. Da yoksa yer hakimiyetleri şayet iyi olmasaydı zaten bu kadar bu kuşlar hep çoğalmayacaklardı yani. Ne hocam biraz da dede bak çekiyor. Dede de emek veriyor ya. Yani. Bir dede bir millete bir selam ver dede. Bizim dede de bugün çok keyifli Cengiz'i gördü. Cengiz ve dede çok eski dostlar. Bu arada tabii daha eşlemediğimiz halde burada kuşları var. Bunları uçuruyoruz sevgili arkadaşlar. Şurada bir tane bakın yavrumuz çıkmış. Güzel olan kendi kendine eşleşmişler. Biz de dokunmadık. Dün yavru çıkmış. Çok mutlu oldum çünkü çok büyük dumanlı erken yavrusu. Çünkü burada normalde bir bakın şuraya dede tutmuş. Bakın burada da bir yumurta var. Oraya çöp atmış. Şey yaparsa diye. Çünkü biraz geç kaldık eşlemede Cengiz. Şimdi bak dede yine hem sohbet ediyoruz hem kuşlara efendim yine banyo verdi. Biraz evvel yavruları biraz havada dolandırdı. Ondan sonra dede de çok fazla sürekli olarak uçuramadığı için uçuma başlattırmıyor kuşlar. Çünkü bir kere başlattırdığında arkasının gelmesi gerekiyor. Muhtat uçması gerekiyor kuşlar. Normalde dede pazar günleri gelmiyor. Dinleniyor. Fakat bu pazar cenaze var diye sağ olsun geldi. Gelince de hem muhabbet ediyoruz hem efendim şey yaptı. Nasılsın dede senin ayak nasıl iyileşti mi birazcık? Biraz iyi Allah'a şükürler olsun abi olsun. İlerleyen zamanda biraz daha iyi olur ve tamamen Şubat sonra atarım. Öyle inşallah Ağustos sıcağını görürsen dede çünkü o biliyorsun kas ezilmesi olduğu için biraz zor şey yapıyor. Evet buralardan atıp geliyor. Bizim Semih kardeşimizle sizi tanıştırayım. Bu genç kuşçularımızdan. Ya hocam bizim, bunlar hep yeni jenerasyon. Yeni jenerasyon Cengiz'in çırakları bunlar öyle söyleyeyim. Ya bu sağ olsun bizim yeğenlerimiz. Kuşlarımızın bir tarafı da
Cengiz evet. amcanın uçlarına dayanır yani. Evet. Güzel bir beyazı geçti. Biz neye vurduysak oynuyor. Torunum torunu bende. Dört tanesi de oynadı. Şimdi dördün birine vurdum. Altından çıkanlarla uğraşıyorum. Yani. Şimdi güzel şimdi, oynuyor. Ben sis de oynuyorum. Şimdi buradan ben, gelir geçer her zaman o şey yapar. Ben sis olmayan kuşu beslemiyorum abi. Şimdi şöyle Semih çünkü Cengiz buraya gelince tabii Cengiz'i gördü koştu geldi. Çünkü inşallah daha dediğim gibi size söz verdim. Bütün kümesteki arkadaşlarımız var. Yani kuş besleyen arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Semih'i de ayrıca ziyaret edeceğim. Çünkü tabii Semih hocam, de yeni jenerasyondan ama yeni Semih kardeşim çok dikkatli kuşçu adam, meraklı. Kim abi, geliyor? Bu kuşu düzgün uçurmak lazım. Aleyküm selam Volkan'ım. Hoş geldin Volkan'ım. Ben de video çekiyordum. Cengiz geldi diye. Semih'le sohbet ediyorduk o arada. Semih kaç senedir kuş besliyorsun Semih? Hocam valla çocukluğumdan beridir besliyorum da profesyonel olaraktan 2 yıldır besliyorum. Gayet de hani emek veriyorum bu işe de. Biliyorum. Çok hayretlisin maşallah. Şimdi bu kuşu uçurmak gerçekten zor. Şimdi adamlar 4-5 tane kuşu birden havaya atıyor. Ondan sonra yavruyu dışarıda gezdiriyor. Bu kuşlara çok dikkat etmek lazım. Yani bilen birisinden öğrenip ona göre düzenli, sistemli bir şekilde uçurmak lazım. Çünkü bu kuş hata yapmaya çok müsait ve de çok zor bir iş yani. Adamlar anlatıyor şimdi aya gidiyor diyor. 25 tane atlıyor diyor, 30 metre gidiyor diyor. Dinliyorum, güzel anlatıyorsun abi. Güzel ama hani hazır var mı dediğin zaman da hazır kuş yok. Yani hazır kuş olmayan adam kuşunu anlatmasın abi. Çünkü hadi sen uçur dediğimiz zaman uçuramayınca biz de üzülüyoruz. Boşa dinlemiş oluyoruz yani. Çok güzel, çok çok isabetli. Böyle olmasın şimdi genç arkadaşlarımızdan dediğimiz gibi yani biz şuna inanıyoruz arkadaşlar. İşte demleğimizi şöyle uzaktan size göstereyim. Şimdi burada şu anda pazar günü olmasına rağmen bakın epey bir arkadaşımız küme kurslarıyla gelmiş. Şimdi bu iş merak işi. Bir de çok güzel bir noktaya değindi Semih kardeş. Usta çırak ilişkisi. Şimdi burada biz de zaten ustalara, büyük ustalara hep soru soruyoruz. Nasıl olması lazım diye. Ama Semih ben biliyorum sürekli olarak irtibatta ustalarla. Bunun yaşı yok. 50 yaşında da bu işe başlamış olabilirsin. 60 yaşında da başlamış olabilirsin. Ama bu işe 20 yıldır adam çabalamış, uğraşmış, kendi emek vermiş, gelip sana şunu böyle yap, bunu şöyle yap diyorsa dinle, gözlemle, ondan sonra uygula, öğren, ondan sonra zaten kendin yaparsın. Evet, kendin Semih. Yaparsın. İşte biz böyle genç kuşçulardan çok umutluyuz. Ben hep diyorum ya arkadaşlar gençlere aktarmak lazım bu bilgileri. Şimdi bazıları sadece bir bu işin parası var, Pufat, Cengiz de, bizim Semih de variyatı olan kardeşlerimizden. Parayla ilgili sıkıntı yok. Yani iyi bir kuş bulsa gider zaten en iyisini alır Semih. Aynen öyle. Ama Semih, şimdi 2 senedir ben Semih'i yakın tanımaya başladım. Semih hassas, Semih dikkatli. Semih ilerinin iyi kuşlarından olacak. İsmini duyacaksınız Semih'in. Çünkü şöyle, ben biliyorum ve ben şöyle yaparım modunda değil. Öğrenmeye açık. Soruyor, izliyor, takip ediyor ama her denilene inanmıyor. Biraz evvel söylediği gibi yok şöyle bile görüyor gözüyle, biliyor tabii. İşleri. İnşallah Semih'le daha çok görüşeceğiz, muhatap tabii, olacağız tabii Semih'le. Hocam, Tuncay amca da benim burada çok değerli ustalarımdan biridir. Çok güzel bilgiler kattı bana. Hatta hani bazen Tuncay amcanın da birkaç tane şeyini söyleyeyim. Çok önceden bir kupa almış Tuncay amcada. Kupada birinci olmuş. Sende de iyi kuşlar var dedi. Bir tane adam geldi şehir dışından. Tuncay amca dedi. Sende de iyi kuşlar var dedi. Başkalarında da vardır dedi ya. Daha ileri vardır dedi. Tuncay amca zamanında kendi uçurduğu kuştan daha iyisi var diyene gidip izlemiş. Varsa hadi geleyim izleyeyim demiş. Türkiye'nin her yerini gezdim Semih diyor. Arabayla diyor bütün illeri gezdim diyor. Daha iyisi var dediler diyor. Şimdi yaşlandı oturuyor. Başkasında iyisi vardır diyor. Bilmiyor çünkü başkasında da vardır yani. Ama ya tabii mesele bu işlerimize önem vermek Semih işte. Tabii, senin tabii. gibi saygı duymak, görüp dinlemek. Ben yanlarına oturuyorum bir şey dedikleri zaman. Tuncay amca bunu nasıl yaparım diyorum. Anlatıyor. Mesela bana kattığı bir bilgi de Tuncay amca diyorum bir erkek var diyorum. Bu erkeğin diyorum hani bir yavrusunu aldım da diyorum hani bu erkekten hani babasından bir tane daha çıkartayım diyorum. Semih diyor kız bir tane hani şöyle söyleyeyim daha önce hiç eş olmamış altından çıkan bir yavruya diyor vur diyor.
o zaman diyor babayı alırsın diyor. Bu da bir tecrübe. Buna, bunu da duyduk, denemek lazım. Denediğimiz zaman görürsek eğer net bir bilgidir. Evet. Ya böyle tamam. Bilgileri almak sağ lazım. Sağ ol Semih. Görüşeceğiz Semih tekrardan seninle. Şimdi Volkan geldi yine işte bizim Cengiz Reis'i gören derneğe girerken geliyor. Volkan'la daha önce sohbet ettik biliyorsunuz. Yine Volkan'la sohbet edeceğiz. Volkan kardeşimizin bizim çok değer verdiğimiz kardeşlerimizden. Hocam, elindeki tesbihi de göster bir Volkan'ım. Yani bir de Volkan'ın tesbih hastalığı vardır. Tesbih. Yani sana hediye mi olsun hocam? Estağfurullah. Traktöre takmak için aldım. Şimdi bak numaracı. Hiçbir zaman kötü tesbih elinde bulunmaz Volkan kardeşimin. Osmanlı tarafıdır. Yani maşallah kardeşime. Sağ ol, sağ ol. Biliyorsunuz kursları derseniz yine gayet iyi. İnşallah yine bir gün bir kuş oynasın da bu sefer artık milletin hani kurslara havalandırma videosundan ziyade oyun videolarını size paylaşmak istiyorum. Vallahi yani konuştuğumuz hocam. Boş olmadığını işte mevsim geldi göreceksiniz arkadaşlar. Yani burada hani yok efendim şöyle böyle diyorlar da Ankara'da kuş nasıl oynuyormuş, kimlerde oynuyormuş size göstereceğiz inşallah. Bir aksilik olmaz. Oy, Hakan'ım. Hakan selam kardeşim. Aleyküm selam. Bu da tesbih marası. Bakın bunlar şimdi Hakan kardeşim de yine biliyorsunuz meşhur Baltacı Paşa var. Baltacı Paşa'nın kardeşidir. Ama o da çok büyük kuşçudur. Yani bu ama kuşçudur. Dernekte oynayan bir tane beyaz takkalı var. Burada Hakan abi. Doğru. Gel gel. Dayı yanlış mı konuşuyor? Vallahi doğru söylüyorsun. Bilmiyorum onlar. Vallahi doğru söylüyorsun. Bir tane tokuş oynadı hocam yaklaşık tam 2-3 sene. Ya 3 sene oynadı o kuş. Yavruları da oynadı. Kuşu bana ayırın dedi. Bu kuş benim dedi. Açılışta verdi parasını kuş aldı. Aynen. Kuş uçurdular, kuş oynadı. Allah işini nasip etsin. Abi, Hakan'ın öyle şeyi vardır. Hakan iş adamıdır. Şehir bakar, der ki şu kuşu da ben alayım der. Kimden ne kadar derse Hakan hatını da kırmazlar, kuşu verirler. Ya Hakan kendisi gibi denemiyor ama. Olsun diye kuş aldı. Evet. Ya onun da diyorum hep yavruları çok iyi çıktı hocam. Evet. Yani diyorum ki kendini de uçurdu. Yavrularını da uçurdu. O da gene bizim kuşlardan. He yani yine bir tarafımız bizim kuşlar diye aldı. Aynen. Şimdi şöyle, Hakan'ın çok güzel bir huyu var. Hakan bir yerde bir açılışta bilmem nerede bir kuşu baktığında efendim hemen hoşuna gittiğinde, okşadığında o kuşu alır Hakan. Tabii vakti yok. Çünkü Hakan, abi, Hakan genelde abi, Ankara dışında oluyor. Kuşu anlıyor, kuşu biliyor yani. Kuşu var da çıkartmıyoruz biz. Yok tabii canım, soydan geliyor. Soydan geliyor bunlar şey. İyi kuşçu, soy olarak. Çocukluğumuzda abimiz abi, kuşçu olduğu abi, için kuşa doyduk yani. Evet. Evet. Artık yani. Bizimle aynı konulara girmiyor yani. Plasmanı olmadığı için. Kategori evet. Farklı. Ya şimdi tabii kuşçuluğun esasında sevgili arkadaşlar en güzel tarafı muhabbet, dostluk, kardeşlik. Evet. Yani şöyle söyleyeyim size. Aynı anda böyle değerli kuşçuları bir arada bulmak öyle, çok şey değil, kolay değil. Sağ olsun arkadaşlarımız işte mühim olan dostluk kardeşlik olduğu için. Ha hanım. Çok artist gibi görünüyorsun. Evet. Evet. Bir hafta önce falan. İşte böyle hocam durumlar. Önce sağlık yok sonra sağlık sonra yine sağlık. Evet. Helal. Ondan sonra kuş gelir diyorsun. He kuş. Kuş 4 5 6. Yani mühim olan efendim. Elde malzeme var hocam Allah'ın izniyle. Olur. Yeter ki sen efendim iyi ol dostum. Şimdi şöyle ben de sizlere bir kuşlar banyo yaptırdı dede. Şöyle kuşları bir göstereyim. Bizim kuşlarda bulunmayan bir Arap var şurada. Arap da çok kıymet verdiğimiz bir arkadaşımızın kuşu. Nasip olursa onu da burada uçuracağız. Onun haricinde bizim buradaki erkekler, aralarında yavru uçanlardan bir iki tane dişi var. Onun haricinde bizim erkek kısmı bu. Şimdi birazdan bu erkekleri efendim banyolarını yaptılar, yemlerini yediler dışarıda. İçeri alacağız, dişilerini çıkaracağız. Çünkü her gün sırtlarına bir güneş değmesi lazım. Yoksa kuşların sıhhati bozulur. Zaten bu kuşların bu kadar uzun süre kapalı kalması, uçurulamaması. Çünkü ben gerçekten bir gün gelebiliyorum, üç gün gelemiyorum derneğe. Koşturmaca var.
Dolayısıyla da kuşların sağlığı, sıhhati biraz bozulmuştu. Sağ olsun Tuncay Dede Cengiz'in yokluğunda bunları tekrar sıhhatine kavuşturdu. Çünkü bir kuş sevgili arkadaşlar performans gösterecekse ilk önce sağlığının yerinde olması lazım. İlk önce kendi olması lazım. Şimdi bunları bugün Nisan'ın başı oldu. Eşi atamadık. Nasip olursa gelecek hafta içinde bir Cengiz'i bayramdan sonra getireceğim. Eşlemelerimizi yapalım. Bir 10 çift eşleyeceğiz bu sene bir aksilik olmazsa. 10 çifti eşleme kümeslerine götüreyim. Burada kuşlar azalıyor. Şimdi bakın şurada erkek, burada yavrular da var tabii. Kaç tane kuş var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane kuş var. Bunun 6 tanesi zaten yavru. Uçum kümesinde uçan yavrular da 6 taneyi de buraya koyduk. Uçuyor onlar. Yani uçuyor derken daha havada dolanıyorlar. Yani 10 dakikayı buldurmadılar. Çünkü dede de diyor ki ben de hastayım. Bunlara başladığımızda iyice uçurmamız lazım. Onun için Cengiz'in kuşların başına gelmesini bekliyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman zaten uçacak. Efendim ben yine sohbetin şeyine gideyim. Şimdi muhabbet çok güzel burada. Evet, burada ticaret konuşuyorlar. Ticaret konuştuklar için bunları kaydetmeyeyim, ticaretlerini. Şimdi size orada şey göstereyim, köpeklerimizi göstereyim. Köpeklerimiz akbaş türü köpekler. Benim çok değerli kardeşim var, Bekir adı güzel, Eskişehir'de. Onun köpeklerinin yavruları bunlar. Bakın bu efendim erkek Tuğra, şurada onun yanında Mira var ve şurada Pera, 3 tane bunlar, 2 tanesi dişi, o şey görünmüyor, Pera görünmüyor şu içeride Şabi, ama işte bakın bu efendim Tuğra, bunlar bir yaşını yenice geçtir. Ama iyi bakım yapamadık bunlara. Yenice düzene girdiler. Ondan sonra sevgili arkadaşlar. Efendim sevgili dostlar. Evet. Ya hocam tam bir şey oldun hep. YouTuber oldun. Ya YouTuber oldum abi. Ne yapayım abi? Çünkü gerçekten bizim hani YouTube'daki amacımız bilgi vermek olduğu için sağ olsun dostlar da yani takip ediyorlar. Bir ara ara vermiştim sen yiyorsun diye. Yok ya be hocam, hani bir de ben şunu dile getireyim. Ya öbür dernekteyken diyorum da Kay amcaya da yok abi, sen demiştin ki bak onu hiç unutmam. Ya dedim Kay amca bir de seninle bir çekim yapayım da dedin hep hatır olarak kalsın dedim. Yarın bir gün falan. Ya ondan da yaklaşık ya bir ay sonra falan herif ne bileyim rahmetli oldu çok ayamcam. Ya ona da çok rahmetli diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok diyorum hani sevdiğimiz, saydığımız bir insandı. Düzgün bir insandı. Evet. Numara bir insandı. Ya. Şimdi oğlu yani, var Bedo. Bedo burada kuş yani, besliyor. Ben biliyorum. Tabii canım. Şimdi, yani tam armut dibine düşmüş hocam. Evet. Şimdi Bedo ile. Damar tutmuş yani. Evet devam etse iyiymişti. Yani damar tutmuş ama. Yeter hocam bir tane. Bir tane yeter diyorsun öyle mi? Ya hocam bir kapıya bir tane yeter oynayan. Aa, helal sana. Bir köstü hocam, tatıra gelmez. Şimdi Bedo'yla inşallah özel sohbet yapacağım. Kuşlarını tekrar, ya, Kaya abinin kuşlarının soylarını anlatacağım. Şimdi Volkan'la tekrar yine sohbet edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fazla lafı uzatmayalım. Bugün yine bir tadımlık video çekimi yaptık. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar herkese. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Bütün camiaya. Sizin hepinize diyorum hep sağlık ve sıhhat versin öncelikle. Ve hayırlı bayramlar diliyoruz tekrar. İyi sen bayramlar. De bir hayırlı bayramlar dile mi? Hayırlı bayramlar. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Vay çok güzeldi. Herkes mutlu olsun, iyi olsun, sağlık kuşu olsun. Uçmayan arkadaşlar, oynamayan arkadaşlar gayrete devam etsin. Bir gün o da olur. Vay hakan. Yine şimdi bu ara bakın dede biz konuşurken dişileri çıkarttı. Şimdi erkekler... Ben şaka yapıyorum, espri yapıyorum. Herkesin kuşu yiyecek ya. Yok doğru gülelim söylüyorsun. Gülelim diye söyledim. Doğru, şey yok yok doğru söylüyorsun abi. Bak. Kestiğim şeyi Faruk abiyle
o, o kuş değil ama. Değil. O başka. Bu, o erkek. Bu. O erkek. Onun gözü de. O şimdi yok, onlar ikiz de dişiydi kestiklerimizin. Dişi miydi onlar? İkiz de urluydu. Bunun uru yok. Bunun gözünde şey var, göz akıntısı vardı. Dede ona antibiyotik kullanıyor iyileşsin diye. O bizim büyük büyük dişi Cengiz. Dumanlı. Dumanlı bizim şey bir yeşil boncukluların şeyi. Ona bir nidazol verin ya. Onun... Nidazol mu veriyorsun dede? Ne veriyorsun, ona bir şey veriyoruz zaten. Dede bir... İbradox verdik. Ne verdik dede? İbradox. Evet. Nidazol verin. Nidazol verin diyor. Bak nidazolcu arkadaşımız burada. Can her hoca nidazol verir benim. Tamam. Volkan kardeşimde. Nidazol yani o kuşun gözünde sıkıntı var. Yok, gözünde sıkıntı kalmadı ya. Sanki iç hastalıkları var ya. Yok yok, elhamdülillah iyi. İyi. Yani antibiyotik de kullandık. Bu sefer de biliyorsun Volkan çok antibiyotik kullanınca, çok ilaç kullanınca bu sefer de kuş kısırlaşıyor. Yavrulamıyor. O kuş 10 ya, sen 5, ne yapacaksın gitti. Onu 16. Kuşlara kuş aldırıyorlar da. He yok, sende var mı kuş? Hakan'da kuş olmaz mı ya? Saklıyorsa. Oğlum sen neymişsin? Tabii ya, sen Hakan'ın kuş aldı bilmiyor musun? Tabii bir atabeyi bildin sen ya. Ya abi buradan kaç tane kuş aldı ya? Geçen ne oldu biliyor musun? Zula'ya gelmiş bizim kuşlarda iki kişi. O depo var ya orada bizim, malzemeler var ya. Adam bakmış ki ya demiş kereste mereste bu, bura demiş depo. Malzeme lazım. Kümesi görünce demiş bunlar kimin demiş. Bizim eleman da ağzından kaçmış, Hakan abinin demiş. Ondan sonra aradılar beni. Ben de hemen kameradan baktım, tanıdığım adamlar. Dedim sakın kümesleri açmayın. Şey, kitleyin. Depoyu da kitleyin. Bir daha dedim oraya adam almayın. Şimdi. Ya aman kardeşim. Bunun zula var ya. Aman deli abi, deli kurtçu bu ya. Kurtçular uzaklısı abi. Hay. Şimdi herkes duydu. Yok, fabrikaya götüreceğim seni. O kadar yeni fabrika aldı sağ olsun. Oraya götürecek. Hepsi fabrikaya gidecek. Fabrikada artık kim geliyorsa başım gözüm üstünde. Haydi bakalım inşallah. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Dede sen de bir bayram dileklerini gönder. Kapatalım videoyu. Tüm aleme bayramlarını kutlar. Sağlık sıhhatli. Ya o bayramlar geçmesini Allah razı olsun. Sağ ol dedem. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.